Vertikal HF anten yapıyoruz. Bir önceki videomda simülasyonlarla ne kadar kafayı yediğimi söylemiştim. Bunun sonucu olarak vertikal bir anten yapmayı deneyeceğiz. Aslında çok zor olduğunu düşünmüyorum ama teknik kısım tabii sahada nasıl performans sergiler bilmiyorum. Ama simülasyonda temel olarak vertikal antenler eğer bir anteni yerden çok fazla yukarı kaldıramayacaksanız çok güzel çözümler oluyor. Yani uzak mesafe haberleşecekseniz vertikal antenler çok daha performanslı oluyor bizim için. Tabii bu teoride. Bakalım pratikte nasıl. Efendim bu benim meşhur balık kamışı ve en ucuna kadar değil ama idare edecek olan kalın kısımlarına kadar yaklaşık olarak uzunluğu 5 metre. Vertikal antenlerde de yaklaşık olarak 5 metre canlı uca ihtiyacımız var havaya gidecek olarak. Bunun için 5 metrelik kabloya ve yaklaşık 8 tane de radyale ihtiyacımız var. Daha önce internetten aldım, şu şekilde bir top kablom var. Bu çift damar bir kablo. Kesitini hatırlamıyorum ama 0,50 olması lazım. Eğer linkini bulursam açıklamalar kısmına koyarım. Eğer ki anten yapacaksanız ve bu şekilde kabloyla bir anten yapacaksanız size en büyük verebileceğim öğütlerden biri şu şekilde çift damar kablolardan almaya çalışın. Niye diye sorarsanız çift damar kablolar bizim için her zaman iki tane kablo anlamına geliyor. Biz bunun tek tarafını kullanacağımız için aslında iki tane kablomuz oluyor. Yani ben burada 100 metrelik bir top aldığım zaman benim elimde 200 metre bir kablo olmuş oluyor. İnternetten alırsanız daha ucuza geliyor. Yerellerde bunları metre başına almaya çalıştığın zaman çok daha pahalı. Bir kere bu konuda çok güzel kazıklanmıştım. 25 metre kadar bir kablo almıştım ve bir top parası vermiştim. Eve gider gitmez pişman oldum ama tamam yapacak bir şey yok. Şimdi ben bunu ayırmadan önce bir ölçüsünü alacağım. Yaklaşık olarak 5 metre. 5 metreden biraz daha fazla olacak ki SVR ayarlayabileyim. Anteni mümkün olduğunca birazcık uzun tutmaya çalışın. Kısaltması kolaydır, uzatması zordur. SVR ayarlamak için her zaman bir tık uzun bırakırız. 15 santim kadar uzun bıraktım. Ve böylece canlı ucunu bu şekilde yapmış oldum. Canlı uç kadar radyaller de önemli. Radyaller de yaklaşık 8 tane olacak. Bağlayacağım konnektöründe 4 tane deliği var. Bu şekilde ikişer ikişer bağlayıp bu şekilde açacağım. Yani çok kolay bir şekilde 8 radyal çıkarmış olacağım. Şimdi bunun ölçüsünü direkt alarak bu kablodan yaklaşık 4 tane keseceğim. Şimdi beni Instagram'da takip edenler biliyordur. Yaklaşık bir 10 gün kadar sürekli olarak dernek çağrı işaretimizle FT8'de çalışmalar yapıyorum. Hepsini de 14 MHz'de yapıyorum ve çeşitli anten gerimleri denedim. Entfet anten kullanıyorum 49.1 ve Entfet'i dikey şekilde, yatay şekilde, ters V şeklinde gererek denemeler yaptım. Yani çok güzel sonuçlar aldık. Amerika'ya kadar gittiğimiz günler oldu propagasyona bağlı olarak. Ama Entfet kullandığınız zaman genelde Envis gibi çalışıyor. Yani yakın mesafelerde sinyalin çok güçlüyken Avrupa'nın diğer uçlarına doğru sinyal düşmeye başlıyor. Bu da antenin çalışma şekliyle alakalı birazcık. Bir de vertikal anten yapmak istedim. Vertikal antenlerle alakalı birkaç videom daha olacak. Phased Array anten diye geçen antenler var. Phased çevirmeli antenler. Bunlar dikey antenlerde de çalışır. Dikey antenlerin yagisi gibi bir mevzu bu. Yani dikey antenlerde de bir reflektör koyup güçlendirme yapabiliyorsunuz. Kısmen daha az yer kaplıyor ve yagi kadar yukarı kaldırmanıza gerek kalmıyor. Tabii bu onların birazcık başlangıcı gibi olacak. Şimdi ufaktan atölyeye geçelim. Temelde yapacağımız iş bu konnektöre bağlantı yapmak. Normal UAF şase konnektörü. Ortasında bir tane canlı ucu var. Canlı uç kısmı buraya gelecek ve vertikal anten yani balık kamışımızla beraber dikey bir şekilde yukarı çıkacak olan eleman bu olacak. 4 tane deliği var. Bu 4 deliğe de ikişer taneden toplam 8 tane radyal bağlantısı yapacağız. Şimdi birazcık lehim işimiz var. Evet efendim basit vertikal antenimiz hazır. 14 MHz için 8 radyalli. Şimdi radyalleri tam olarak deneyimleyemedik maalesef. Deneyim tabancam bozulduğu için ama en azından teorik olarak test etmeye hazır. Şimdi gidelim sağda testini yapalım. Şu sopayı yere saplayabilmek için bir aparata ihtiyacım olduğunu şu an fark ettim. Şu şekilde havada kalmasını istiyoruz bunun. Ama ufak bir pürüzümüz var. Şimdi yaklaşık olarak bir yer belirledim. Bir ağacın üstüne koyacağım ama önce antenimizi bir çıkartıp ufak tefek işlerini halledelim. Şimdi antenin alt ucunu yere gelecek şekilde sabitleyeceğim. Böylece en azından istediğimiz şekilde aşağıda olacak. Şimdi vertikal antenlerin beslemeleri en altlarda olduğu için ben de bunu en alta bir yere
şu şekilde bantla tutturacağım. Şimdi canlı ucunu bir açacağım. Bir boyunu görmek adına. Bakalım antenin neresine geliyor. Bir tık uzun. Aynı şekilde buradan da bantlayacağım. Şimdi radyalleri hem ikiye ayırmam lazım. Hem de iyice yere sermem lazım. Evet, anten şu an hazır. SVR'sini bilmiyorum tabii ama. Umarım SVR'si de güzeldir. SVR'si güzel olmasa dahi şu an anteni ayarlamakla uğraşmayacağım. Yanımda tünel getirdim. Destekleyeceğiz azıcık. Şu an duyduğum sinyal seviyesi çok güzel. Bu birazcık beni umutlandırdı. Bu demek oluyor ki çok kötü bir SVR'miz yok. Şimdi CW modunda bakacağım SVR'ye. Bir tık yüksek. Çok az yüksek. 2 civarında. Ben yine de önlem olarak araya tünel koyacağım. Tabii ki denemeyi yine FT8'de yapacağım çünkü anten denerken, kıyaslarken sürekli olarak FT8'deki sonuçlara göre kıyaslıyorum. Evet, şu an TX'e başladı. 1.26 SVR tünelle. Şöyle göstereyim. Atı yüzüm burada, telefon burada, kablolar burada. Burada da antenimiz. Çok görmüyor olabilirsiniz ama yerde de 8 tane radyeli var. Şu kabloyu birkaç tur kıvırsam şöyle belki idare eder. Şu an ben de çağrımı başlatıyorum. Bundan sonra seki atacak ve dB değerlerine bakacağız. Nelere gittiğine bakacağız. Anten şu an yamuk duruyor birazcık ama en azından fikir verecek kadar veri sağlar bize diye düşünüyorum. Şu an Amerika'ya seslenenleri, Avustralya'ya seslenenleri falan duyuyorum ama bakalım esasen biz nerelere gideceğiz. Önemli olan mevzu o. Evet, şöyle anten detaylarını da göstereyim size. Burada canlı uç direkt olarak oltadan yukarıya gidiyor. Radyallerimiz de bu şekilde etrafa yayılmış şekilde. Evet, ufak ufak sonuçlar gelmeye başladı. Finlandiya var, Türkiye'den duyanlar var. -3 dB. Yakın mesafelerin sinyalleri zayıf. Birazcık daha uzak mesafelerde sinyaller güzel gözüküyor. Yani bu aslında istediğimiz şeydi tam olarak. Evet, Türkiye'den seslenen bir istasyon var. Tango Alpha 4. Eco Golf India. Yani güzel. Avrupa dışına yine çok fazla çıkamadık. Belki bulunduğum bölgeyle de alakalıdır. Hani birazcık çukur bir mevkideyim ama şöyle etrafımı da göstereyim. Fabrikalar var. Ağaçlar çok etki edeceğini düşünmüyorum ama yine ufuk görüşümüz yok yani. Kalkış açısı aşağıda olsa dahi ufuk görüşü olmadığı için bu fabrikalar bize engel olacak dolayısıyla. Yani birazcık daha yayılım paterni değişti. Daha eşit miktarda yayılan bir patern var. Yani EndFET'te geldiğimiz yöne göre ulaşıyorduk. Şu an her yöne ulaşıyoruz gibi bir durum var. Bu aslında tam olarak istediğimiz şeylerden biriydi. Yakın mesafelerde dB'lerimiz çok yüksek. Hani çok yakın mesafeye sinyal birazcık zayıf ulaşıyor. Bu güzel bir şey. Kalkış açısının değiştiğini gösterir. Orta mesafelerde yine 0 dB'ler. Tabii günlük propagasyon da önemli burada. Artı 2 dB'ler falan var. Güzel yani, fena değil. Evet, sonunda mutlu haber. Amerika'dan 2 tane spotumuz var. Bu da demek oluyor ki antenimiz güzel çalışıyor. Sadece SVR'sini ufaktan bir ayarlamam lazım. Tünelle kullandığımız için tabii verimlilik düşük ve kaybımız var. Onun haricinde beklediğimden iyi performans verdi diyebilirim. Daha güzel bir konumda anteni test etme imkanımız da olacak. Vallahi Amerika'ya kadar sinyal beklemiyordum açıkçası. Yani bekliyordum ama 14 MHz'de çünkü EndFET kullanırken hiç Amerika'dan sinyal alamamıştık. Spot alamamıştık. Bu benim için ilham kaynağı oldu diyebilirim. Anteni daha güzel bir konumda, daha güzel bir şekilde test edeceğiz. Efendim, sonraki videolarda görüşmek üzere. Herkese 73.